Çilekçim. Konuşmak istemiyorum. Ya çocuklar, ayıp değil mi bu yaptığınız ha? Ayıp değil mi? Bakışıyorlardı baba. Ben de gördüm. Ya tamam da yani öyle bile olsa böyle söylenir mi ya? Niye böyle davranıyorsunuz siz? Ya bir saniye açıklamamıza izin ver baba. Evet baba ya. Neymiş? İzin verdi ineğim Perihan. Çok merak ediyorum, ne konuşuyorlar? Ya sana ne konuştuklarında? Bilsen ne olacak? Aklım orada kalıyor. Bırak gideyim. Hayır, bırakamam. Ah, bakıyorum artık sen de Duducu oldun. Onun dediğini yapıyorsun. Beni esir alıyorsun. Hayır Taceddin'cim. Duducu falan olmadım. Ne yapıyorsam onun da senin de iyiliğin için yapıyorum. Canının yanmaması, içinin daha fazla acımaması için olup bitenden seni uzak tutmaya çalışıyorum. Bir gün bu şatoyu terk edeceğim. O zaman beni çok arayacaksınız. Hayır. Buna ne Dudu ne de ben izin veremeyiz canım. Neden biliyor musun? Çünkü seni çok seviyoruz. Belli oluyor. Öyle mi? Pekala. Hadi yürü o zaman. Aşağı inip Dudu'yla Kendal ne konuşuyor dinleyelim. Belki böylesi duruma alışman için daha iyi olacak. Yürü, yürü hadi. Dur ya. Canım, o kadar da çekiştirme, geliyorum. Senin yanındayken ne kadar huzurluyum bilemez. Ben de öyle. Bu yaştan sonra böyle şeyler hissedebileceğim aklıma gelmezdi doğrusu. İkinci bahar dedikleri bu olsa gerek. Sen de zaman zaman eski eşini düşünüyor musun? Hem de nasıl. Onu düşünmemek mümkün mü? Bana karşı dürüst olman beni mutlu ediyor. Senin yanında kendimi daha rahat hissediyorum. Sana değer vermeseydim bu kadar açık olamazdım. Hele hele eski eşim konusunda. Bir şey soracağım. Onu çok sevmiş miydin? Hem de çok. Senin rahmetli eşini sevdiğin gibi. Önce arkadaş olmayı başarabildiğimiz için çok seviniyorum. Bu yaşta arkadaş olamazsak aşk hiçbir işe yaramaz. Yeter bu kadar duyduklarım. Daha fazla dayanamayacağım Perihan. Beni yukarı götür. Acaba bizim burada olduğumuzu unutup uyudular mı? Biraz daha bekleyelim, gelmezlerse gideriz. Gideriz? Hı hı. Beraber mi? Hayır canım, tabii ki de ayrı ayrı. Yoksa sen beraber gidelim falan mı istiyorsun? Aa! Ne münasebet canım. Benim ne işim var seninle bir yerde? İyi, ben de hani bara gidelim falan demedim zaten. Karda eve gitmezler olur, bırakayım mı anlamında sordum. Canım benim, çok teşekkürler. Acayip düşüncelisin. Ama sağ ol, ben kendi kendime eve gidebilirim. Hatta senden daha hızlı gidebilirim. İyi, sen bilirsin. Ama benim bildiğim kadarıyla hiçbir araba benim Ferrari'mden daha hızlı gidemez. Sen öyle sanıyorsun. Şimdi bize anladın baba. Yani Çilek Yavuz'un teyzemden hoşlandığını öğrensin diye öyle yaptık. Yani bilerek ağzımızı tutmadık. Ya iyi de çocuklar, zaten biz Çilek'le bunları konuşuyoruz. Ya siz böyle davranıp teyzenizi mahcup ettiniz. Ama onlar da çocuk gibi kovalama oynayacaklarını, birbirlerine hoşlandıklarını itiraf etsinler. Peki nereden biliyorsunuz bakalım birbirlerinden hoşlandıklarını ha? Babacığım, teyzem seni niye her gün ziyarete geliyor? Tamam yani o Yavuz'dan hoşlanıyor olabilir ama Yavuz'un ondan hoşlandığı nereden belli? Okul çıkışı hep bizi görmeye gelip teyzem soruyor. Ciddi misiniz? Hı hı. Bu bugün de geldi mi? Evet geldi. Ha, demek her gün trajediye oraya geliyor öyle mi? Hatta sana itiraf edelim. Teyzem arayıp Yavuz abinin nerede olduğunu biz söylüyoruz. Vay 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 vay. Demek hem birbirlerine hem de bize karşı bir aşk oyunu oynuyorlar öyle mi? Tamam. O zaman şimdi karar vermemiz gerekiyor, tamam mı? Bu duruma bir son vereceğiz. Eğer birbirlerinden hoşlanıyorlarsa o zaman bunu birbirlerine itiraf etsinler. Yaşasın! Sen de barıştın mı sanma? Merak etme, ben de seninle hala barışmadım. Hayatım, konuşmazsak hiçbir şeyi halledemeyiz ki. Konuşmak istemiyorum, zaten sinirlerim tepemde. Popstar'a katılamıyorum diye mi üzülüyorsun? Hayır, aslında o kadar da önemli değil. Ben sadece Yavuz beni beğensin diye Popstar'a katılmak istiyordum. Hadi canım, ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Hem
popstar olunca çocuk da olsan büyük hayranların oluyor. Bak hayatım, sen ne yaparsan yap. İstersen çok iyi bir şarkıcı ol. İstersen çok başarılı bir öğrenci ol. Ya da yıllar sonra çok güzel bir genç kız olsan da Yavuz seni yine küçük kardeşi gibi sevecek. Çünkü sen büyüdüğün zaman o senden çok daha büyük olacak. O zaman bir sihirlen büyüt. Teyzem onu kendine aşık etmeden ben onun yaşına geleyim. Bu olamaz. Sen de biliyorsun. Hayatım, kendinden büyük birine ilgi duymanı çok iyi anlıyorum. Ama bu aşk değil, hayranlık. Aşk değil. Aşk değil. Bak sinirlerimi ne terine çıkıyor. Yerim senin sinirlerini ben. Canım benim. Zaman geçtikçe bana hak vereceksin. Anneciğim, sen doğruyu söylemişsin diyeceksin. Ama şimdi üstüne gelmeyeceğim. Her şeyi zamana bırakıyorum. Yaşa ve kendin gör. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.